Merhaba arkadaşlar, CoinATR kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size GTO borsasına nasıl kayıt olabilirsiniz ve GTO'da nasıl yatırım yapabilirsiniz ve daha fazlasını göstermek istiyorum. Öncelikle GTO sayfasına geliyoruz. Sayfa Türkçe'de ise buradan sağ üstte dünya açılan butona tıklayarak buradan alt kısımdan Türkçe'yi de seçebilirsiniz. Size daha kolaylık sağlar. Buradan sağ üstte bulunan kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Buradan gördüğünüz üzere nerede yaşadığını soruyor. Buradan Türkiye'yi seçebilirsiniz. Eğer nerede yaşadığınıza göre ülkenizi seçebilirsiniz. Bizden bir e-posta istiyor. Ben şu an kendi e-postamı gireceğim. Buradan kendi e-postamı girdikten sonra şifre kısmına geliyorum. Benden 8 karakterli bir şifre istiyor. Büyük harf falan içermesi sorun değil. İstediğiniz bir şifre oluşturabilirsiniz. Ben hemen bir şifre oluşturdum. Evet, buradan şifremizi oluşturduk. Hepsi yeşil, yani onaylanmış olarak gözüküyor. 18 yaşından büyük olduğumu onaylıyorum. GTO kullanıcı sözleşmeyi ve gizlilik politikasını okudum. Kabul ediyorum. Bu butona tıklıyoruz. Üyelik oluştura tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bizden bir ekran geliyor. Buradan yap bunu tamamlamamızı istiyor. Buradan yap bunu tamamlıyoruz. Ondan sonra şimdi bizden kayıt durum başarılı. E-posta etkinleştirildi. Şimdi bir hemen e-postamıza bir onay kodu gelecek. Hemen ben e-postama gidiyorum. Aktivasyon kodu için, yani aktive etmek için. Hemen bir saniye bekleteceğim size. Telefondan hemen onaylıyorum. Tamamdır. Onaylanmış bulundu şu an. Hemen şimdi açalım oturumumuzu tekrardan. Gördüğünüz üzere oturumumuzu açıyoruz şu an. Buradan yap bunu tekrardan yapıyoruz. Buradan yap bozumuz bitti. E-posta kodumuz istedi bizden. Hemen e-posta kodumuza bakalım. Telefondan hemen bakayım. Buradan telefondaki kodumuzla giriyoruz. Ondan sonra oturuma açığa tıklıyoruz. Ondan sonra karşımıza gördüğünüz üzere GTO'ya üye olmuş olarak gözüküyoruz. Şimdi size kimlik nasıl sorulanır onu göstermek istiyorum. Buradan eğer isterseniz buradan iki faktörlü kimlik doğrulan var. Buna tıklayabilirsiniz. Evet, tıklayalım şu an. Buradan tıkladıktan sonra buraya tıklayın yazıyor. Buradan arkadaşlar Google Authenticator uygulamasına gelen TOTB koduna GTO hesabını her kullanıcınıza gereklidir. Yani hesabımıza girerken sizden Google kodunuzu isteyecek. O yüzden de buraya tıklayıp bunu doğrayabilirsiniz. Buradan Android veya iOS sürümünüz hangisi ise telefonunuz, onu indireceksiniz arkadaşlar. İkinci adım Google uygulamasını kuracaksınız. Sonra buradan yeni üyelik eklemek için artıya tıklayacaksınız. Üyeliğinizi Google'a eklemek için QR kodunu sarabilir veya sağlanan anahtarı girebilirsiniz. Yani buradaki anahtarı girip kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Evet, bu kadar basit arkadaşlar. Alta basamaklı kodlar olacak sürekli. Uygulamaya girerken de onu kullanacaksınız. Bizden TOTB kodu var. Yani bu önemli bir şey aslında. İşte Google kodumuz. Buna gireceğiz arkadaşlar. Yeni bir fon şifresi oluşturmamız gerekiyor onlar için. Evet, kimlik doğrulama kısmını göstereceğim iki faktörle hemen. Buradan kimlik ve güvenlik kısmına geliyoruz. Buradan da kimliğiniz doğrulamanızı istiyor. Buradan şimdi doğrulaya basıyoruz. Buradan tam adınızı yazıyorsunuz. Tam adınızı tekrardan yazıyorsunuz. Kimlik belgesi türü. Buradan normal kimliği seçiyorsunuz. Nation ID. Kimlik belgesi numarasını, kimlik numaranızı. Ondan sonra sizden kimlik belgenizin ön yüzünü istiyor. Bu ön yüzünü çekerken tam bir kare biçiminde getirin kimliğinizi. Sadece kimlik gözüksün ve parlak bir alanda çekin. Çünkü belli olmazsa onaylanmayabilir. Aynı şekilde de arkası yüzünü çekeceksiniz. Gördüğünüz üzere elinizde tuttuğunuz kimlik belgesi buraya. Yani elinizde tutup kendinizi çekeceksiniz. Yüz net bir şekilde görünmelidir. Not açıkçası okunabilir olmalıdır. Pasaport açıkça okunabilir olmalı ya da kimliğiniz. Kimlik ön yüzü fotoğraf sayfası pasaport tutanken üzerine hesap ailenizi bir not ile fotoğraf çekmenizdir. Bu da pasaport için arkadaşlar. Buradan onayla ve gönder dedikten sonra size onaylıyor ama kimliğinizi zorlamak için sizden biraz zaman bekliyorsunuz. Yani yaklaşık en fazla 1-2 gün içinde doğrulanmış olur. Buradan da SMS kurulum var arkadaşlar. Buradan SMS kuruluna tekrardan tam adınızı yazıyorsunuz. Buradan ülke numaranızı yazıyorsunuz. Buradan telefon numarası, fon şifrenizi,
Burada ne yaparsak olunuzu sonra telefonunuza SMS gönder deyip SMS uygulamasını kurabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Üyelik kısımlarına bu kadardı arkadaşlar. Şimdi al-sat nasıl yapılır size onu göstermek istiyorum. Ama kimliği zorlamadığınız için yani doğruladınız aslında. Ama bir iki gün beklettikten sonra nasıl alım satım yapabilirsiniz onu göstereceğim. Buradan al-sat kısmından spot trading kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz üzere binlerce token yayınlanıyor. Bu aşağı kısmından da görebilirsiniz. Buradan Gate token'ın kendi token'ına ben size nasıl alıp nasıl satılıp onu göstermek istiyorum. Yatırım yapma amaçlı. Örneğin 100 dolarlık bir Gate token almak istiyorsunuz. Şu anki alış fiyatına bakalım hemen. 5 dolar 54 sent. Bu yanda gördüğünüz 23 küsuratını 30 yaparsanız buradan daha yüksekten bir fiyat veriyorsunuz. Buna 40 yapalım. Gördüğünüz üzere çok ufak bir arada fark ile alım işlemi yapacağız. Ama bu bize çok hızlı bir alım işlemi gerçekleştirmiş olacak. Çünkü gördüğünüz üzere fiyat üstünden veriyoruz. Bunu sürekli fiyat değiştiği için bunu siz kendinize göre ayarlarsınız. Al butonuna bastıktan sonra emirlerim, limit order kısmından da burayı görebilirsiniz. Aynı şekilde satış işlemine gelelim. Örneğin de 50 dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirelim. Şu anki satış fiyatı 5,54 sent. Burada 31 olan küsuratı 20 yapalım. Gördüğünüz üzere yine aynı şekilde çok düşükten bir fiyat vererek satacağız. Sat butonuna bastıktan sonra emirlerim limit order kısmından göreceksiniz. Bunu da cüzdanın funds overview kısmından takip edeceksiniz. Yatırım bu kadar basit arkadaşlar. Size de biraz coinler hakkında bilginiz yoksa onlardan bahsetmek istiyorum. Şu an bildiğiniz üzere çok fazla Bitcoin'in değeri çok fazla düştü gördüğünüz üzere. Ya 29 bin dolar civarlarına geldi ta nerelerden. Yani bu civarlar kötü bir zamanlar ama umalım ki yükselsin. Gördüğünüz üzere buradan da top 10'da olan coinleri görebilirsiniz. Mesela Fitbit ilk çıktığı zaman gördüğünüz üzere 6x yapmıştı. İşte gördüğünüz üzere ama düşebiliyor. Çünkü Bitcoin'in düşüşü gördüğünüz üzere zaten ekranda neredeyse çoğu coin kırmızı. Aslında bu düşüş bizi korkutmamalı. Alış fiyatı daha düşük olduğu için erkenden almalısınız bence ama yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyelerinizi kesinlikle kendinize göre yapın. Kimseye bağlı kalmayın. Sizin yatırımlarınız daha önemli. Dediğim gibi bu kadar. Buradan da tekrardan cüzdanım kısmından, Funds Over kısmından işte buradan da hesabınızdaki bakiyeyi görebilirsiniz. Buradan da faturalandırı detayları, burada para yatırma, para çekme. Evet size onu göstereyim bir de. Buradan diğer borsalara nasıl para aktarabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Örneğin hangi borsaya yapalım? Huobi'de yapalım. Huobi borsasına giriyoruz. Buradan hemen girişimizi yapalım arkadaşlar. Buradan girişimizi yapıyoruz. Buradan girişimizi yapalım hemen. Hemen bekleteceğim size. Buradan giriş yap butonuna basıp doğrulamak için kayda diyoruz. Buradan e-postamıza bir mail gelecek. Hemen e-postamızdaki maili yazıyoruz buraya. Göndermek için tıklayana basın. Ondan sonra mailiniz gelmiş olacak zaten. Bundan sonra hesabımıza gelen kodu giriyoruz hemen. Buradan kodumuzu girdikten sonra hesabımıza girmiş oluyoruz. Evet, şimdi nasıl para aktarımı yapabiliriz onu göstereceğim. Örneğin ben GTO'dan Huobi borsasına para göndermek istiyorum. Buradan market kısmından cüzdandan. Buradan arkadaşlar yatıracağımız için biz buradan çeke basıyoruz. Buradan çeke basıyoruz. Buradan coin kodu diyor. Arkadaşlar XLM ile yapmanızı tavsiye ederim. XLM cidden aradaki en az komisyon olan farkları olan coinlerden biri. O yüzden XLM'yi seçmenizi öneririm. Buradan XLM'yi seçiyoruz. Buradan XLM adresi diyor. Onları hemen göstereceğim. Şimdi buradan Huobi borsasına geliyoruz. Buradan arkadaşlar yatır kısmına geleceğiz. Hemen yatır kısmına gelelim buradan. Yatır kısmını bulalım hemen. Buradan OTC market var, piyasalar var, spot işlemler var, vadeli işlemler var, finans hizmeti, lien, bakiye. Buradan bakiyeye gelelim. Buradan varlık geçmişlerini görebilirsiniz. Emirlerimden bu kısmına görebilirsiniz. Kendi hesabınızdan da buradan hesap güvenliği görebilirsiniz. Buradan Huobi Global. Global'a tıklıyoruz.
Buradan Lean finans hizmeti. Buradan da sağ üstten de hangi hesabınızdan girdiğini görebilirsiniz. Başka biri girmeye çalışsa da zaten hesabınıza hemen bir bilgim gelir. Buradan ben üstüne tıklıyoruz. Buradan cüzdanım kısmına geldikten sonra hemen cüzdanıma geleyim. Buradan cüzdanım kısmı nerede? Hemen bakalım. Cüzdan. Şurada mıydı acaba? Bakiye. Ha, varlıkları. Ha, spot hesabı yatırıma çekme. Evet. Buradan biz buradan çekmeye bastık. Buradan da yatırmaya basıyoruz arkadaşlar. Burada yatırmaya tıkladıktan sonra para birimi tekrardan XLM'i seçiyoruz. XLM Stellar. Buradan XLM Stellar'ı seçtikten sonra yatırma adresi gönder. Şu anda bizden bir yatırma adresi oluşturmamızı istiyor. Buradan yatırma adresimizi şu an oluşturduk. Gördüğünüz üzere. Bu adresi kopyalıyoruz arkadaşlar. Buradan XLM adresi yapıştırıyoruz. Ondan sonra alt kısımda olan etiket kodu var arkadaşlar. Etiket kodunu istiyor. Buradan da etiket kodunu kopyalıyorsunuz. Buradan da etikete tıkıyorsunuz. Etiket her coin'de olmayabilir. XLM'de istiyor mesela. Buradan adres açıklaması. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Özel karakter olmasın sadece. Buradan minimum 1.01 XLM yollayabilirsiniz. Maksimum da gördüğünüz üzere bu kadar yollayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere komisyon farkı aşırı az arkadaşlar. 0.01. Alım tutarı örneğin 100 dolar. Mevcut bakiye açıyor. Bakiyem olmadığı için şu an. Buradan fon şifrenizi gireceksiniz. Buradan e-posta kodunuzu, göndereceksiniz. İstek gönder dedikten sonra yani ben genelde hobby gate'den para yatırıp çekim yapıyorum. Yaklaşık en geç yarım saat içinde gelir ama genelde en erken bana 5-10 dakika içinde geliyor. Onu da size söyleyeyim. Evet size bunu da gösterdik. Borsalar arası aktarımı, yatırma çekme nasıl yapılır? Coinler olarak onları gösterdim. Bir de CoinMarketCap'e gelelim. Buradan CoinMarketCap'in ana sayfasına gelelim. Örneğin mesela GTO'da bu arada piyasalar al-sattan spot trading gelelim tekrardan. Gördüğünüz üzere birçok yeni coinler var. Mesela FTF. FTF şu an Binance'da sergilenmiyor. Yani çoğu borsalarda sergilenmiyor. O yüzden bu FTF'yi almanız mesela sizi çok öne geçir. Neden? Çünkü Binance'da borsalandığı zaman, yayınlandığı zaman fiyatı artışa geçecek. Bu coinler genellikle arkadaşlar ilk önce GTO gibi borsalarda sergileniyor. GTO'nun avantajı bu. GTO'da hem komisyon farkı çok az, hem alım satım işlemleri çok hızlı. Yani gördüğünüz üzere de yeni çıkan coinler genelde ilk önce GTO veya Huobi tarzı borsalarda sergileniyor. Buradan mesela FTF coin'i CoinMarketCap'te aratalım hemen. Buraya FTF yazalım. Step up gördüğünüz üzere. Buradan bu arada Step up ile alakalı videomuz da var. Onu da bir önceki videolarımızdan görebilirsiniz. Buradan Step up'ın güncel grafik şemasını görebilirsiniz. Buradan güncel değeri, alt kısımda dediğim gibi güncel grafik şeması. Buradan önemli kısım arkadaşlar gördüğünüz üzere Step Up hangi borsalarda sergileniyor onu göstereceğim. Market kısmına geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birinci sırada GTO borsası var. Gördüğünüz üzere çok fazla bir borsada sergilenmiyor. Eminim bu borsaların neredeyse hiçbirini duymamışsındır. Gördüğünüz üzere Binance veya BTC Türk o tarz yerlerde sergilenmiyor. Genellikle dediğim gibi bu coinler ilk başta GTO gibi borsalarda sergileniyor. O yüzden GTO'da üye olursanız yani buradan alım satım işlemi yaparsanız her türlü avantaja girmiş olursunuz. Asla bir dezavantaj yaşamazsınız. Size bunu da göstermiş oldum. Son olarak ise size Discord ve Telegram kanalımızdan bahsetmek istiyorum. CoinOTR kanalımıza gelebilirsiniz. Açıklamaya da linkini koyacağım. Buradan sohbet odasında sohbet ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. Benden çekmemişsiniz videolar varsa onları yazabilirsiniz. Birçoğu burada sohbet odası genel. Buradan hepsini konuşuruz. Dediğim gibi coinler hakkında konuşuruz. Aynı şekilde Telegram grubumuzu açmış bulunmaktayız. Buradan gelip sohbet odamızda sohbet ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. İsterseniz canlı videolar da yaparız yani görüntülü konuşuruz. Bana sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Evet size bugün GTO hakkında neredeyse tüm bilgileri aktarmış bulunmaktayım. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız
Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.